Efendim, biraz havamız dağılsın, şöyle biraz toparlayalım kendimizi. Bu kötü haberlerden sıyrılalım istiyoruz. Mutfaklarla başlayalım. Mutfaklarda şu sıralarda kışlık hazırlık telaşı var malumunuz. Ev ekonomisi konusunda uzman olan ev kadınları için hazırlık başladı. Mevsimindeyken alınan hem lezzetli hem de ucuz domatesleri konserve yapmanın püf noktaları acaba neler? İşte yanıtı. Kışlık hazırlık mı var? Evet, evet. Neler aldınız? Domates, tencerem var, kaynatıyorum, yapıyorum hepsini. Domates, biber kurusu, o kadar, tarhana. Her sebze mevsiminde güzel diyenler, ev ekonomisini düşünen hanımlar. İşte şimdilerde pazarda kışlık telaşı başladı. Neye katılacak bu acı biberler? Kahvaltılık. Kaç kavanoz yapıyorsunuz? 25 falan. Kış için konservesi en çok yapılan kuşkusuz domates şu sıralarda pazarlarda fiyatları 1 lirayla 3 lira arasında değişiyor. Domates 2 ile 1,5 arası. Domates konservesinin yanında olmazsa olmaz biber. Onun da pazarda fiyatı 5 lira. Konservelik domatesleri seçerken yumuşak olmasına dikkat edin. Bunlar tam konservelik. Aynen öyle. Biraz daha yumuşak olsa daha iyi olur. Şöyle orta boy, çok ezik dedi. Peki iyi bir domates konservesi yapmanın püf noktaları neler? Onu da Mengenli Ferit Usta anlatacak. İlk önce domateslerimizi soyuyoruz. Domateslerimizi soymamızın nedeni içerisinde piştiği zaman kabuklarının kalmaması, daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlıyoruz. Kabukları soyulan domatesleri rendelemek yerine küp küp doğramak gerekiyor. Domateslerimizi öyle şekil şekil doğramamıza gerek yok. Gelişi güzel. Şu şekilde bölebilirsiniz. Ve konserveye isteğe bağlı eklenen biberler. Biberleri böyle kafasını aldıktan sonra şu şekilde ortadan bölerek çekirdeklerini çıkartıyoruz. Bunları küçük küçük doğramakta fayda var. 10 tane domates varsa 2 tane biber içine yeterli. Renk versin. Sıra geldi domatesleri kaynatmaya. Şimdi az bir şey yağ ekliyoruz. Ayçiçek yağı, zeytinyağı veyahut da tereyağı da kullanabilirler. Biberlerimiz yanmasın diye bunları eklemek istiyorum. Şöyle biberlerimizi atıyoruz. Önceden ısıtılmış tavamıza. Kavruldu, rengini aldı. Şimdi domatesini ekliyoruz. Domateslerini ekledik. Çok basit. Evde melemen yapar gibi. Tamamıyla domatesin suyunu bırakmasını bekleyeceksiniz. Kısık ateşte aşağı yukarı 1 saattir kaynatıyoruz. Bu şekilde domateslerimiz püre oluncaya kadar kaynayacak. Biberlerimiz bu rengi alacak. Bu şekilde kaynarken doldurmakta fayda var. Şu kısmına kadar doldurursak ters çevirdiğimizde üzerinde bir hava boşluğu kalacak. Kapağını da iyi kapattığımızdan emin olalım. Şu şekilde hazırlıyoruz. Böyle ters çeviriyoruz. Şu kadar boşluk kalacak üzerinde. Kışlıklarımız hazır.